İstanbul'da 30 yıl çalıştıktan sonra Bolu'nun Mudurnu ilçesine yerleşen 50 yaşındaki bir çocuk annesi Neriman Demiray, 2 aydır Mudurnu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde temizlik işçisi olarak görev yapıyor. İlçenin sokaklarını gezerek temizleyen Neriman Demiray, işini severek yaptığını ve sokakları pırıl pırıl yapmanın mutluluğu içerisinde olduğunu dile getirdi. Tek hayalinin öğretmenlik olduğunu söyleyen Demiray, gençlerin okullarına önem vererek ve okuyabildikleri yere kadar okumalarını istedi. 4 aydır boştaydım. 2 ay olacak neredeyse bu işe girdim. Ve ben çok memnunum işimden. İşimi severek yapıyorum. Aynı zamanda esnaf da beni desteklediğine ümit ediyorum ki konuşmalar bu yönlü. O da beni sevindiriyor ve işime daha dört elle sarılmak hani Evet. motive ediyor beni daha doğrusu halkın böyle söyleyişi. Burada yabancıyım. Ben 30 yıldır İstanbul'daydım. Buraya 6 ay falan oldu ben buraya geleli. Ve dediğim gibi 4 ay boşta kalmanın verdiği sıkıntılarla burayı zor bela bulduk. Ama sağ olsun bir hemşerim, bir dostumuz, arkadaşımız tarafından buraya tavsiye edildik. Sağ olsun kırmadı belediye başkanımız Necdet Bey beni, bizi daha doğrusu. Ona çok teşekkür ediyorum. Yani ben gerçekten şöyle söyleyeyim, bir oğlum var. 15 senedir eşimden ayrıyım. Hayatın ne kadar zor olduğunu hepimiz biliyoruz. Yani bir bayan olarak daha da zor yaşanması haline nasıl geldiğini hepimiz daha çok iyi bildiğimiz için. Yani gerçekten dediğim gibi insanların beni sevip bana değer vermesi, yaptığım işi beğenmesi beni motive ediyor. Öyle. Esnaflarımız gerçekten sen geldin bu sokağın eli yüzü açıldı, temizlik gördü. Daha önce yani ben ot yoluyorum ellerimle. Evet. İnanın buna ben sokakların bütün otlarını yoldum. Bakın buraları Evet. bakılmayacak haldeydi buralar, Evet. kaldırımlar benden öncesi. Bana bunu hani biri yap diye değil. Ben kendi içimden geldiği için yapıyorum ben temizliğimi. Yani içim el vermiyor onu o şekilde bırakmaya. O benim içimden gelen bir şey yani. Onu da takdir görüyorum. Gerçekten o da gerçekten Gençlere dediğim ne gibi. önerirsiniz gençlere? Yani gençlik ben üzülüyorum onu söyleyeyim ilk önce. Gençlik adına şimdiki nesil beni korkutuyor açık söyleyeyim yani. Evet. Ama okumalarını tavsiye ederim her şeyden önce. Ben yaptığım işten muzdarip değilim. Bunu açıkça yine altını çizerek söyleyeyim. Ben yaptığım işten muzdarip değilim ama isterdim ben de okumayı, bir yerlere gelmeyi. Yani bir masa başında eli kalem tutan Ne bir olmak kadın olarak isterdiniz? öğretmen çok olmayı Evet. istiyordum. Gerçekten öğretmen çok olmayı istiyordum ama olmadı. Hayat şartları, fakirlik, yoksulluk. Gençliğe gerçekten tek söyleyeceğim şey okumaları. Ha bu tür işlerde de rahatsızlık asla ve duymamalı. Ben asla ben çöpçüyüm diyorum. Bana diyorlar ki ben sen çöpçü değilsin derim ananım. Hayır. Hani o sıfatı yapıştırma kendine. Evet. Olur mu canım ya? Çöp topluyorum nihayetinde Temizlik ben. yani evde de temizlik. Temizlik yani bu da halkımız biraz şey bu konuda bak gerçekten kızgınım ve kırgınım halka. Evet. Buranın halkına yani. Evet. Ben İstanbul'da 30 yıldır çalışmış bir insan olarak, bir emekçi olarak ha burada da gene hayatımı idame ettiriyorum öyle veya böyle. Evet. Ama biraz gerçekten temizlik gerçekten şart. Yani ağzımızdan çıkan sakızı yere atıyoruz. İzmaritlerimiz yerlerde. Her şeyimiz yerlerde yani. Biz temizliyoruz tamam biz bununla mükellefiz. Temiz tutmak da halkın elinde olan bir şey yani. Evet. Mudurun'un Neriman ablası oldunuz şu anda. Aynen öyle sevilen bir ablası haline geldim gerçekten. Evet. Yani herkes hemen hemen tanıyor. Yani bana bir günaydın demeleri, bana bir kolay gelsin demeleri ben Evet. sabahleyin veya gün içinde hiç Evet. fark etmez çalışırken. Yani beni gerçekten motive Yani ediyor yani. söylüyorlar değil mi? Tabii tabii tabii. Günaydın, Tabii ki kolay gelsin. günaydın, kolay gelsin, hayırlı işler. Bir güler yüz, bir tebessüm yetiyor insana biliyor Evet. musunuz? Yani en güzel değer bu bence. Aynen.